Avatar Biraz Remake erken oldu artı abi. beklemiyorduk. Biraz Evet. boşluğumuza geldi. Biraz boşluğumuza geldi. Evet. O zaman ilk sorumla başlıyorum efendim. Evet. Polonya'dasınız. Evet. Polonya'ya Türkiye'den hangi vesileyle gittiniz? Orgazmus'la gittim abi ben. Orgazmus programı. Evet. Evet. 2015 yılında. Sonra yeterli orgazma ulaşınca dedim ki artık iş bakma vakti. Çünkü ben Türkiye'de bir süre çalışmıştım. Evet. Üniversitemin staj döneminde. Evet. Staj yapmıştım Türkiye'de, İzmir'de. Sonra işte o dönem Türkiye'deki iş ahlakı çok benim hoşuma gitmedi. Ahlaksızca tekliflerde mi bulundular size? Evet, ahlaksızca tekliflerde bulundu. Beni kullanmaya çalıştılar. Etimden, sütümden faydalanmaya çalıştılar. Evet. Ben de dedim ki moruk, yani bu böyle gitmez. En yakın zamanda, ilk fırsatta Peki bir siz de Erasmus'u yaptınız. Erasmus'u yaptıktan sonra beyefendi, Polonya'da nasıl Evet. kaldınız? Yani şöyle bir şey var sanırım Ha. Erasmus'ta. Erasmus'u uzatıp gittiğiniz üniversitede okulu bitirme gibi bir opsiyon var. Doğru mu? Bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Siz okulu O farklı bir Polonya'da şeydir bitirmediniz belki. mi? Ben Polonya'da bitirdim ama üniversitenin son senesinde gittim. Ha, üniversitenin son senesinde Erasmus'ta gittiniz, Evet. okulu orada Evet. bitirdiniz. Evet. Aynen. Evet. Artık Erasmus yokmuş bu arada. Öyle bir şeyler yazıldı chatten ama. Benim de bir Eurovizyon da yok arkadaşım abi, olsun. Eurovizyon var ama biz yokuz. Benim bir tane arkadaşım Doğru. Polonya'da, Almanya'da mesela. O da Erasmus'la geldi. Hatta bir yıl kaldı, dedi ben uzatacağım, buradan alacağım diplomayı. Uzattı. Ahlaksızca bizim Aldı. dinimize, örfümüze, adetimize uygun bir şey değil. Yapmasa mıydı diyorsun? Hiç şey Aslan yapmasın, gerek yok. evet, ama yaptı işte. Yapanlar yapıyor. Yaptık, Peki, öyle bir hata yaptık diplomanızı abi. siz Tövbe yap, tövbe aldınız. ettik, döndük. Aldınız. Diplomanızı Polonya'dan Abi mı ben aldınız? aldım, geldim buraya. İşte bir sene yaptım ben Erasmus'u. İkinci dönemimde bir arkadaşım dedi ki bana, işte bir firma var burada. Bir saniye. Şey. Miami'den yazan arkadaşa modlar ulaşsın. Evet, devam edelim. Dedi işte bir firma var. Türkçe konuşan birini arıyorlar. İlgilenir misin? Ben de dedim tabii olur. CV'mi gönderdim. Evet. Mülakata çağırdılar. Şimdi Görüştük, burada ufak dediler bir iyi gel, parantez yarın açmak başla. istiyorum. Türkçe konuşmak bulunduğunuz pek çok ülkede işinize yarayabilir. Benim de işime yaradı Almanya'dayken. Evet. Call center'da çalışmışlığım var. Çeviri firmasında çalışmışlığım var. Yeminli çeviri diye benim çevirimi gönderiyorlardı aslında. Çeviriyi ben yapıyordum. Ya firmanın yeminli çeviri diye Kuralları dam basıp yolluyordun evet abi. abi, yani damga basma hakları vardı. Ama çeviriyi ben yapıyordum yani, yeminli çeviri ama made by Ahmet Sonuç yani. Yani Türkçe konuştuğunuz gerçeği sizin işinize yarayabiliyor. Call center'da da mesela işte mesela Türkiye'ye yönelik bir kampanyası olan atıyorum bir Yani telefon Türkçe konuşuyorsun ama tabii operatörünün. iyi bir İngilizceye de sahip olman Ha, gerekiyor. benim iyi bir Almancam vardı Ya yine, iyi bir dediğim gibi. İngilizceye Evet. sahip olmadığın zaman yani Türkçe Yani bir iş şey ifade ortamında etmiyor. sonuçta konuşabilmen, kendini ifade edebilmen gerekiyor tabii ki. Tabii. Ya iyi bir Tabii İngilizce ya da o aynen. ülkenin konuştuğu dili konuşabilmen gerekiyor. Bu arada Ha, tabii o da olur. O da Carleton'un olur. Twitch linkini chat'ten geçelim. Buraya gelen herkes Twitch, Instagram neyi promotlamak istiyorsa o da chat'ten dönsün. Kendisini izlemek isterseniz sık sık yayın açıyor. Chat'ten dönsün abi. Şu ara açamıyor gerçi. Yalan Sen şu an atma, sık sık açmıyorum. ama açıyorsun normalde. Şu an açamıyorsun Açıyorum, çünkü açıyorum, niye? evet. Çünkü köydesin. Karantinadayım abi. Evet. Takip etmek isteyen için Karantinadayım. takip etmek isteyen için orada. Evet. Yani gittin. Orada Erasmus yaptın. Sonra bir arkadaşın dedi ki Türkçe konuşan birini arıyorlar. Sen de CV'ni bıraktın. Evet. Sonra dediler ki gel. Bu insanlar senin çalışma iznini, oturma iznini, her şeyini de halletti sonuçta. Tabii ondan sonra gerisini onlar halletti. Ben hiçbir şeye dokunmadım. Onlar çalışma iznini hallettiler. Evet. Vesaire vesaire. He tabii bunu ben Erasmus'a gideyim, bu şekilde yapayım. O %1'lik kısmı yapıyordur. O yapanlardan biri de bendim. Şanslıydım. Bu her Erasmus'a giden kişi iş bulabilir diye bir şey. Çünkü Erasmus'ken çalışamazsınız. Yani Erasmus'a giderken imza aldığınız sözleşmede zaten şey var yani. Erasmus öğrencisi çalışma hakkı tanımıyor sana. Evet, ben Erasmus Erasmus öğrencisi değildim. Ben olman. o yüzden Orada aldığın öğrenciyken vize çalışıyordum tipi. mesela. He?
Ben Erasmus öğrencisi değildim. Ben üniversitedeyken çalışabiliyordum Erasmus öğrencisi olmadığım için. Tamam ama Almanya'da şey işte var. üniversite öğren... Ya ama sen bir de aynı zamanda şey vatandaşısın da. Evet, o da Böyle var. ayrıcalığın da var senin. Evet. Neyse, Yani. sen Erasmus'tan sonra yani iş başvurusu çağrıldın, Evet. gittin, her şeyini ayarladılar. Oturma Her izni, şeyi ayarladılar. Evet. kalkma izni, gittin. Evet. Sonra Baş abi. işte çalışmaya başladım. He. Sonrasında üniversiteyi bitirdikten sonra işte iş şey dedim. Ne zamandı? Temmuz ayında mı ne? Arkadaşlar benim o Uganda'dan geliyor AB vatandaşlığım. Oradan Uganda'dan. Evet. Sonra işte Türkiye'de mezuniyet işlerimi hallettikten sonra geri dönüp devam ettim. Sonrasında burada kaldım. İşte kaç senesi? 2016 senesinden beri çalışıyorum. 2016 senesinden beri 2016. çalışıyorsun. Peki Evet. Aynen yaşam öyle. standartları bulunduğun ülkede nasıl? Yani şöyle karşılaştıracağız bunu. Bu yaptığın işi Türkiye'de yapıyor Evet. olsaydın sence nasıl bir hayatın olurdu? Şu an Polonya'da yapıyorsun. Nasıl bir hayatın var? Böyle karşılaştırabiliriz. Ya şimdi Türkiye'de fırsat eşitliğinin çok Samaha. düşük seviyede olduğunu bildiğimden aynı işte aynı bir kere şöyle bir şey var bir de aynı işi bulabilir miyim? Yani fintech business Türkiye'de ne kadar gelişmiş? Bu konuda bir fikrim yok çok. Aynı işi bulabilir miydim? Bulsaydım aynı Ama sen fırsatlardan fintech'e yararlanabilir mesela miydim? fintech'e Sadece mesela maaşı yeni olarak giriştin. değil, şirketin sağladığı daha başka ayrıcalıklardan Türkiye'deki bir Türkiye'de şirkette boyun durmuyor, geri zekalı. sahip olabilir miydim? Belki olurdum Evet. ama mutlu olur muydum? Bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de biraz şey istiyorlar seni. Yani sana Sömürmek bir maaş istiyor veriyorsa patron. birisi, dolgun bir maaş veriyorsa senin suyunu çıkartana kadar kullanmak istiyor seni. Evet. Ama ben burada mesaim bittiği zaman bilgisayarımı kapatırım, eve giderim mesela. Hiç kimseye de bir şey demem. Direkt saat 7'de başlarım, 3'te bitiririm. 3'te işim bittiğinde direkt tam 3'te bilgisayarımı kapatırım ve çıkarım. Bu. Yani. Kimse şey demez sana. Ya nereye gidiyorsun? Garip garip bakmaz. Veya ne bileyim ya bir iş daha vardı falan demez. Eğer bir iş varsa sana daha önceden söylenir. Uygun musun, değil misin diye sorulur vesaire vesaire. Anladım, anladım. Gayet güzel. Hı-hı. Peki yaşam Yani. standartları olarak yaşadığın hayattan memnun musun? Kaldığın ev, yediğin Yani yemek, ben dışarı memnunum ama şöyle bir çıkma şey var. olantısı. Polonya'da asgari ücret 2600 gross, 2200 net diyelim. 2200 net. Zloty. Şimdi Polonya'da kiralar yüksek. Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Polonya'da kiralar yüksek. Doğru. Türkiye'dekine kıyasla çok yüksek ve küçük evler. Ne olabilir? Asgari maaşla başlasan, eğer iki dil biliyorsan ve biraz daha ne bileyim gireceğin field'daki alandaki bilgin doluysa, biraz doluysan o alanda şeyin biraz üzerinde başlarsın. Asgari maaşın biraz üzerinde başlarsın. Ama şöyle bir şey olur. Şöyle bir şey olur. Kendini geliştirme imkanı mı olur? Yükselme imkanı mı olur? Veya bir şirketten başka bir şirkete geçme imkanı mı olur? Daha fazla fırsat var önünde burada. Ve kazandığın parayla nasıl yaşarsın? En başta birileriyle ev paylaşırsın. Burada ev paylaşmak Avrupa'da birileriyle birlikte yaşamak iş hayatına ilk atıldığın zamanlarda yaygın bir durum. Türkiye'de bu çok yaygın değil. Sen Benim mesela o hatırladığım kadarıyla konuda öyle değildi. bir örneksin. Hem yükselme konusunda hem daha önce biriyle ev paylaşmış bir insan Evet, olarak. tabii ben hepsini Yani yaşadım canım. bunların hepsini yaşadın sen. Yani Hepsini fintech'ten yaşadım, girmedin evet. aslında şirkete ama şu an fintech'tesin. Fintech'te devam edip belki daha yüksek bir yere geleceksin. Ev arkadaşın da vardı biz ilk tanıştığımızda. Şimdi yalnız yaşıyorsun Evet. mesela. Evet. Yani adım Ya adım önce ev gittin bunları. arkadaşım vardı, sonra durumum iyileşmeye başlayınca kendim eve çıktım. Evet. Sonrasında öyle devam etti yani. Evet. Gayet güzel. Kiralar nasıldır? Yani biraz da kiralardan bahsedeyim o Kiralar zaman çok. buraya atlamışken. Çok. Kiralar çok. Yani benim yaşadığım şehirde 1 artı 1 30
30 36 38 metrekare bir eve 1500 zloty verirsin. Bu da aşağı Faturalar dahil değil. yukarı işte ne oluyor? 200 Faturalarla lira. birlikte 18, kışın 2500 1800'ü lira. geçer. 2500 lira falan oluyor. 2500, Kışın 3000, 2500 lira, 3000, 2600 lira falan. 3500 harcarsın faturalarla beraber. Ve bu 3 30-35 yani metrekare bir ev. ya biraz kendine küçük bir yer bulup 1+1 yaşayacağım, biraz küçük, biraz da tutumlu olurum diyorsan evine ayda 3000 lira, evet 3000 lira harcarsın. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Benim ev 70 metrekareydi. Devasa ev diye çıktım ben oraya. Alfred vardı çünkü. 2500 zloty ödüyordum. Zloty de 1,7, oradan hesaplayın siz. Benim kiram oydu mesela. 2500 zlotuydu ben orada kalırken. Evet. Ama buna karşın mesela et çok ucuz bence Polonya'da. Et Aşırı. ucuz. Şu an Ya ucuz kilosu olan ne şeyler de kadar? var, pahalı olan şeyler de var. Türkiye'deki gibi fazla sebze çeşitliği bulamazsın mesela. Sebzeler pahalıdır. Türkiye'de ucuza bul. Gerçi şimdi nasıl bilmiyorum ben. 4 sene önce ucuzdu. Şimdi onlar da pahalıdır belki. Evet. 5 sene önce ucuzdu yani. Türkiye'de ucuz olan sebzeler, yetişen sebzeler, burası daha kış, daha soğuk bir iklime sahip olduğu için o tip şeylerin fiyatı daha yüksek oluyor. Bazı sebzelerin fiyatları daha yüksek oluyor. Ama tabii Türkiye'dekine kıyasla paranın alım gücü daha yüksek diyebilirim. Ha şunu da ekleyelim. Burak'ın yaşadığı şehir Jeşov. Aslında çok büyük bir şehir değil. Yani Subkarpatya, Değil. aşağı Karpatya bölgesinde büyük bir şehir Evet. sayılabilir ama Polonya genelinde büyük bir şehir değil. Değil. Hani Hayır değil. Varşova'da yaşasa bu kira çok daha fazla Çok olacaktı. pahalı. Ha, bu Tabii. benim Ya da söylediğim tabii Krakow yani mesela. Evet. Polonya'nın decent yani küçük Polonya'nın şehirlerinde eski şehri diyebiliriz Jeşov'a mesela. denebilir. Ama Evet. tabii benim yaşadığım yer Eskişehir'e göre büyük ihtimalle daha bağnazdır. Ha, bağnazlık. Şimdi o konuya geleceğiz. Polonya'da Türklere nasıl bakıyorlar? Yani abi Türk müsün Müslüman mısın diye sormuyorlar. Direkt Türk dediğin zaman bu Müslüman diyorlar kafalarında. Polonya'daki hükümet biraz muhafazakar bir hükümet. Ve bu muhafazakar seçmeninin agresif bir kısmı da var. Ama bunun dışında çok iyi insanlar da var. Ama karşılaşabilirsin. Yani biraz tenin koyuysa, sakalın siyah, saçın siyah. Bazen sıkıntı yaşayabilirsin. Ben yaşadım mı? Benim de yaşadığım anlar oldu. Oldu yani benim de yaşadığım anlar oldu. Düşün bir de ben hani şey bile değilim. Hani yeşil gözlü, açık tenli bir insanım. Sadece İngilizce konuştuğum için falan bile bazen sıkıntı yaşadım ama bu insanların gözünü korkutmasın bence. Büyük şehirlerde yaşadıklarında bu durumla çok daha az karşılaşacaklardır. Ama Polonya'nın küçük şehirleri biraz daha maalesef sıkıntılı Ya bu ben şeyi konuda. çok yaşıyordum. Mesela markete alışverişe gidiyorum. Özellikle ufaklıklar, çocuklar. Mesela sırada bekliyoruz kasada. Çocuk şöyle bakıyor bana. Anne ne avradını sikiyim, böyle bir yaratık mı varmış ya? Sakala bak ya. Böyle bakıyor çocuk. Sonra çocuğa dönüp bakıyorum. Göz göze geliyoruz, hala bakıyor. Sakala bak ya Sonra diyorum. da annesi bakıyor değil mi sana? Bir Aa, sürü annesi çocuğa götürtüyor. bakıyorsun diye. Annesiyle beraber bakıyorlar böyle. Adama Çünkü bak Polonya'da ya. çocuklara, küçük çocuklara bakmak, yakınlaşmak falan çok böyle hoş Tabii. karşılanan şeyler değil. Şey Türkiye'deki abi gibi. yani ırkçılık konusunda ben çok şey yaşamadım. Bir tane bir şey yaşadım. Irkçılığa benzer. Onu da Burak'la yaşamıştık. Ortak hikayemiz aslında. Yani bir gece klaptayız. Ben dışarı çıktım. Sigara içiyorum. Çok sarhoş bir çocuk geldi. Evet, Çocuk diyor ki yabancı oldu bu tabii ki anladı. İngilizce konuşuyor benimle ama İngilizcesi leş gibi. Ona girmeyeceğim bile. Çocuk şey diyor. İsa diyor benim diyor. Mesih'im diyor. Şöyle iyidir, böyle iyidir hatırladım. falan filan. Ben de diyorum ki kardeş tamam ya bir şey demedik. İsa senin olsun falan filan. Böyle sen diyor İsa'ya inanıyor musun falan diyor bana böyle. Ondan sonra Burak çıktı ama Burak'ın kafası sik gibi. Yani o gün doğum günüydü. Hayvan gibi içmiş. Burak geldi böyle. Bir şöyle döndü baktı. Ne diyor lan bu dalayarak dövelim mi lan bu falan diyor böyle. Çocuk konuştu konuştu bir şeyler dedi. Burak da lehçe şey dedi çocuğa. Hadi siktir git lan şu tarafa doğru falan yaptı. Çocuk da şey ondan sonra
sarhoş centilmenliği, sarhoş kibarlığı olur ya. Evet. Çocuk şey Özür oldu. Abi bir şey demedik ki ya. Bir şey ya, iki kelam ediyorduk falan. Burak şey yapıyor. Espri daha böyle küfrediyor falan Burak çocuğa. Çocuk böyle şey oldu. Abi tamam bir şey demedik ya falan oldu böyle. Çocuk gitti bu hala diyor ki gidip dövelim mi diyor yani. Burak da evet pek şey yani bazı agresif anları Ya olabiliyor. bazen ya şimdi tabii ki de böyle durumlarla karşılaştığında en iyisi sakin olup yoluna bakmak. Çünkü unutma ki hani sen onların dilini bilmiyorsun. Onları hadi biliyorsun bile diyelim. Senin yabancı olduğun ortada. Öyle bir durumda her zaman sen yalnız kalırsın. O yüzden biraz daha akıllı olup böyle durumlarda sakince kendi yoluna devam etmek, bazı şeyleri sineye çekmek gerekiyor. Bu tip olaylarla karşılaşırsın. Polonya'da ne sıklıkla karşılaşırsın? Gece hayatına düşkünsen karşılaşma sıklığın daha da artar. Ahmet gece hayatına düşkün bir insan değildi. O yüzden belki çok karşılaşmamıştır. Ama ben Evet. gece Yani hayatına düşkün bir insandım. Tövbe ettim artık. Doğru yolu buldum abi. ya ama Artık ben de yaşamıyorum bir şunu öyle bir şey anlamak hissettim. lazım abi. Sadece gece hayatı değil, Polonyalılarda bir tık ırkçılık var. Yani Var 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 yani var. bir gün Evet. oturuyorduk mesela, bildiğin ana. Abi bir saniye. Heh, gitti geldi bilgisayar. Bir gün oturuyorduk böyle, yemek yiyoruz abi bildiğin Rinek'te. Rinek meydan demek, meydanındayız yaşamın. Yemek yiyoruz orada bir restoranda. Durduk yere iki grup arasında kavga çıktı. Şimdi Rzeszów konum itibariyle biraz güneyde ve Polonya'ya yakın, şey pardon Ukrayna'ya yakın. Ukrayna'da da biliyorsunuz Lviv diye bir şehir var. Lviv şehrinle ilgili de Polonyalıların şeyi var böyle biraz. Hani 83 Ha, bizim Musul, şehrimiz 84 Kerkük gibi. Lviv. Onlarda da 86 Lviv Evet, var biraz da. evet, Lviv'le ilgili bir takıntıları var. 82 Lviv abi onlar için de evet. Onlarda böyle Lviv-Rzeszów arası girişkenlik çok oluyor. Yani oradan gelen çok oluyor. Oradan oraya giden çok oluyor. Ya bir gün böyle bir kavga çıktı. Polonyalılar bir anda böyle Ukraynalıları sikelim falan diye böyle duyuyorum yani bayağı küfürlü. Spirlavai Ukrainskiye falan diye birbirlerine girdiler ve büyük bir kavga çıktı. Ben orada tabii makarnamı yiyerek izledim kavga. Yani hani sen kara kurusun, sen Türksün diye sana dalmayı bırak, adam Ukraynalıya bile kaldırıyor. Yok Yani canım şimdi benim mesela Sven diye bir evet. arkadaşım Alman mesela. vardı. Ha, aynen anlat onu. Sesin gitti Burak. O mikrofonla bir oynadın, ses gitti senin bro. Tipin de gitti. Her şey gitti şu an. Burak sesin gitti. Siz duyuyor musunuz? Burak sesin gitti. Burak kulaklık. Burak. Burak kulaklık. Kulaklık. Şu an nasıl? Heh. Tamam. Baştan başta abi hikaye anlatırken Evet, ses gitti. şimdi abi biz Sven diye bir arkadaşım var benim, Alman. Polonya asıllı bir Alman. Ama Polonya lehçesi çok iyi olmadığından genelde İngilizce konuşarak veya Almanca konuşarak insan o şekilde iletişime geçtiğinde daha rahat hissediyor. Biz kebapçının önünde kebapçı derken dönercinin önünde döner yerken 2-3 tane çocuk geldi. Buna bir şeyler demeye başladılar. Bu da şeydiler işte. Hani nerelisin falan dediler. Burada Almanlara karşı da Almanım ilginç dedi. bir hırsları var onların. Almanlara Tabii var karşı yani. tabii. Hani niye Almanım dersin ki? Ben zaten o Almanım deyince boğazımda kaldı döner. Çocuklara baktım. Çocuklar öyle bir hemen omuzları falan sallamaya başladılar. Öyle konuşmaya başladılar. Öyle müren balığı gibi konuşmaya başladılar. Sonra birazdan muhabbet ilerledi. Çocuklar başladı. Merkel'in amına koyayım. Yok onun bilmem ne yapayım. Ya, Sven'in de umurunda değil ama yani. Bana ne ki Merkel diyor. Hani etsinler küfür. Sonra tabii baktı. Sven şey olmuyor bundan. Triggerlanmıyor. Elindeki dönere vurdular. Yere düştü. Sonra itiş kakış derken abi bir anda bir böyle bir hengame, bir kavga çıktı. Orada ben bir yumruk attım. Sven bir yumruk attı. Sonra ben bir yumruk yedim. Sonra ben ayağa kalktım bir baktım iyice çoğalıyor herkes. Baya böyle etrafım sarıldı falan. Allahu Akbar deyip bir vurdum. Ben Allahu Akbar deyince herkes kaçtı o an. Plan işe yarayınca biz direkt koşmaya başladık geri doğru. Ya bu hikayenin gerçekliğini ben onaylayabilirim çünkü o zaman beraber aynı şirkette çalışıyoruz.
Yani bu hikaye anlatılıyordu. Bunların bölümde bayağı Evet. şeydi, efsane oldu bu hikaye. Allahu Ekber hikayesi bu. Ama ondan sonra Sven şey demiş. Bir daha sakın böyle bir şey yapma, gerizekalı falan demiş yani. Evet abi, Sven bana şey dedi. Ya niye böyle bir şey yaptın? Manyak ya dedi. Yakalasalardı bizi dedi. Dedim oğlum yani zaten yakalayacaklardı hani onu demeseydim. Yani sonra ultimi attım ve kaçtım abi orada. Ya bizim departmanda da vardı öyle bir çocuk. Yarı İsveçli, yarı Polonyalı, tamam mı? O da devamlı böyle olaylar yaşıyordu. Lehçesi mükemmel değildi. Bizde de mesela öyle bir hikaye var. Kavga sırasında bu da dalarken şey demiş. Polska sertse yaparak dalmış. Yani kalpten Polonyalıyız diyerek. Çünkü bu çocuğa da, ya çocuğu görseniz bir de sapsarı, böyle mavi gözlü falan bir çocuk böyle. Uzun boylu falan, İsveçli yani, bir yarısı İsveç bir yarısı Polonya yani çocuğun, hani baktığında sırıtmıyor ama lehçesindeki aksanı duyunca şey yapmışlar, sen ne ayaksın lan falan yapmışlar buna. Ya bu da kavga ederken Polska sertse deyip vurmuş böyle kalbine, vura vura dalmış adam. Kalpten Polonyalı İsveç korusun diye. Bu da bizdeki efsane hikayelerden birisi mesela. Evet, böyle şeyler olabiliyor çünkü gece kulüplerinde biraz, Olabiliyor. özellikle küçük yerlerde şey çok, nasıl diyeyim, orman kuralları işliyor biraz Polonya'da, onu Evet, söyleyebilirim. evet, evet. Biraz ayrımcılık var, maalesef Hani var. kendi aralarında da var mesela, aynı kızı yürüyen iki adam bir anda kavgaya girişebiliyor falan böyle, yani Ama oluyor bilmiyorum yani, onları, biraz yani jungle. kendi aralarındaki muhabbetlere çok hakim değilim ama bu tip olaylarla karşılaşabilirler ama tabii ya bunlar minor olaylar. Onun dışında çok iyi Polonyalı insanlar da var seninle Tabi tabi, oturup. bunlar nadiren yaşanan olaylar. Tabii. Evet, böyle başka eklemek istediğim bir şey var mı? Hikayelerini de aldık. Valla başka ekleyebileceğim Çetin sorusu varsa birkaç tane onu cevaplayabilirim. Benim kafamda pek de bir şey kalmadı sanki. Bodyguard yok mu civarda? Bodyguard var. Yani Ya bodyguard yani bodyguard dediğin adam zaten o zaten hani tamamen gelmese daha iyi abi. etten oluşuyor yani, bir kavga görse, dayak yiyenin Türk olduğunu görse direkt Türk'ü paket Evet eder Türkiye orada. vurur yani. Biz bir gün mesela gece kulübüne gittik. Siktirin Venezuela'yı deyip bizi almadılar içeri. Siktirin lan, nereye dediler? Venezuela'ya siktireyim. Bizde de ona benzer bir olay oldu. Yani gideceğiz, Türk'ü mü amına koyayım yani? Ne Venezuela'sı? kızlardan birinin ayakkabısını beğenmediler. Bu ayakkabıyla giremezsin dediler. Ben de dedim ki gideyim konuşayım şu bodyguard'la dedim. Konuşulacak gibi değilmiş abi yani. Hiç değilmiş. Abi 10 kişilik kızlı erkekli grubuz. Bir kişinin ayakkabıyı beğenmediler. Ben dedim bir konuşayım ya bodyguard'la falan. Adam yani onu bildiğin et yığınıydı zaten. Ben anlattım derdimi. Şöyle baktı. Wardrobe Döndü abi adam. Bir daha bakmadı. guys Ben abi. de dedim ki abi kolay gelsin. Allah yolunu açık Dolap gibi etsin. adamlar zaten. Seni yakaladıkları zaman elden elle çıkartıyorlar klaptan. Çaka paça atıverirler vallahi, yok ederler. Evet abi. Abi Bir dedi anda bir kolay gelsin, bakıyorsun kendisi dışarıdasın koruyor. yani. Çok hızlı gelişiyor olaylar. Sağlık sektörü hakkında bilgisi var mı? Benim var, ben birkaç olay yaşadım. Polonya'da sağlık sektörü bok gibi. Kötü. Evet, Evet. iyi değil. Yani onu, yani bizim Private'tır sigortamız genellikle. vardı. Sen yabancıysan zaten devlet hastanelerini kullanma imkanın yok. Evet. Özel bir sağlık sigortası yaptırırsın. Oradan gidersin işlemlerini yaptırırsın. Ama özel sağlık sigortasının kapsadığı şeyler çok azdır öyle. Türkiye'deki gibi beleşe ilaç alayım. Beleşe işte 50 lira vereyim, 100 lira vereyim. Şey çektireyim, MR çektireyim falan gibi işte ne denir tomografi çektireyim onlar mesela tomografiyi ben Türkiye'de 90 liraya çektirmiştim. Burada 800 zloty bir beyin tomografisi. Ya üstelik Yaklaşık sigortan var 1300 yani, lira, özel 1300 sigortan lira yani. olmasına rağmen yani bu. Tabii. Evet. Yok benimki şeyi karşılamıyordu, beyin tomografisini karşılamıyordu bendeki Ben galiba. sana bir örnek daha vereceğim. Muhtemelen senin karşılaşmadığın bir örnek. Abi Aha. Polonyalılara da o kadar iyi değil. Yani benim bir tane Polonyalı Değil, arkadaş Polonyalılara da o kadar iyi değil ki çok uzun süre beklemeleri gerekiyor. o değil abi, acil bir durum anlatacağım. Aha. Dişinden ötürü bir suratının bir yarısı böyle oldu. Gecenin bir yarısı aradı beni. Ben dedi geberiyorum. Araba süremeyeceğim. Tamam dedim, ben götüreyim seni. Gittik abi arabayla.
Benim lehçem falan yok ama tabii kendisi Polonyalı. Gittik abi. Ya acil bir durum. Şey yapıyorlar böyle. Tamam, kaydınızı alacağız. Alıyor falan. Tamam, şöyle geçin bekleyin falan. Gittik abi ondan sonra adama. Adam dedi ki şu ağrı kesiciyi alın, bu gece yatın, yarın diş doktoruna gidin dedi. Ben dedim ki koskoca devlet hastanesindeyiz, yok mu lan buna bir iğne bir şey sokacak biri? Ya böyle gidecek miyiz cidden dedim. Ya Allah falan yaptılar abi, gittik ondan sonra yarrak gibi, bok gibi bir şeydi yani, tecrübeydi. Hiçbir şey Kötü. yapmadılar. Hiçbir şey. Ya tabii şimdi pardon, ben şimdi 800 zlot dedim tabii de, yani büyük ihtimalle o, ben fiyatını sormuştum sadece ne kadar diye. Sağlık sigortası belki de karşılıyordu ama Türkiye'de sağlık sigortası sigortam olmadığı halde ben 90 liraya çektirmiştim. O yüzden o şekilde kıyaslamak daha mantıklı İyi oldu. çektirmişim. Biraz Ben daha yeni pahalı, biraz tomografi tuzlu yani, çektirdim. ilaçlar tuzlu. Yo, benimki tomografi değildi, pardon. Yo, evet. Yo, ben MR çektirdim. Sorry. Evet. Ya mesela geçen kanal tedavi yaptırdım. Ben toplamda 1800 zloty ödedim. Of, 1800 lira. 1,7 ile çarpın Evet. chat. Hemen çarpıyorum ben. Evet yani. Kanal tedavisi. Kanal tedavi 1800. yaptırdım. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama. Hemen çarpıyorum abi. Çarptım. 3000 lira ödemişsin abi. Evet. Evet. 3000 ucuz lan aslında. Ya yani ben hiç kanal tedavi yaptırmadım. Ağzımda bir dolgu yok hala. Hiç çürüğüm olmadı. 31 yaşındayım. O yüzden ben yorum yapmayayım. Yaptıranlar söylesin. Kanal tedavisi bildiğim kadarıyla biraz dişe göre değişmiyor mu? Kaç dişim var Ya falan. ama şeyi düşün bir de, yani benim yaşadığım şehir küçük bir şehir. Anladım. Anladım. Hani ben İstanbul'da kanal tedavi yaptırdım, 3000 lira değil yani, daha 250 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyorum ben. Anladım. Ben bilmiyorum Yani o talebin fiyatta. düşük olduğu bir şehir. O yüzden şey fiyatlar, evet, talebin düşük olduğu bir şehir. O yüzden fiyatlar da çok yüksek değil büyük şehirlere göre. Ama büyük şehirde yaptırmaya çalışsan büyük ihtimalle bir Anladım. kanal tedavi çok daha pahalıya mal olur. Anladım. Anladım. Güzel. Aynen. Evet abi. Başka bir şey Bundan. yoksa başka ülkeye geçeceğiz. Chat'ten soru varsa Tamam abi. alabilirim. Chat'ten soru var Ya mı? okumak isteyenler, mesela IT okumak isteyenler için Polonya gayet güzel bir başlangıç bence. Startuplar, IT startuplar çok fazla, güzel. Ya da havacı. Havacılık da olabilir mesela. Evet evet Tabii evet tabii tabii evet. tabii. Havacılık da olabilir. Yani şöyle Benim söyleyeyim bir ben. arkadaşım vardı havacılık okuyan mesela. Evet. Katowice'de. O Yani da şöyle memnundu söyleyeyim. bayağı. Biz Rzeszow'da yaşıyorduk. Burak da ben de yaşadığımız evin 100 metre ötesinde adamlar jet motoru üretiyorlardı. Küçük bir şehirdeyiz. Evet. 150 Şey çok 120 var kişilik mesela. ama Outsource havacılık çok var çok. Polonya'da. Evet. Outsource çok var. Ya Avrupa'nın farklı ülkelerinden firmalar Polonya'da şubelerini açıp işte outsource yapıp oralarda çalışma imkanlarınız olabilir. Sonra Polonya'dan başka bir yere geçebilirsiniz. Ama veya kalabilirsiniz de tabii, o Ya sizin Polonya Polonya'daki aslında sizin kısacası planlarınıza kalmış. Avrupa'nın Çin'i diyebiliriz. Manufacture ülkesi. Yani Biraz daha evet, ucuz biraz olduğu ucuz için. işçi ya, şeyin Roman ya Romanya, Bulgaristan, oralar tabii daha fazla ama daha ucuz, ama Polonya lokasyonu bakımından lojistik maliyetlerini daha çok düşürdüğünden daha şey bir outsource'un iyi firma, özellikle Alman firmalarının outsource yaptığı bir Ulaşım ülke. nasıl diye bir soru geldi. Rzeszow için bu sorunun cevabı aslında çok ulaşıma Kolay. gerek yok ama iyi. Gerek yok. İyi. İyi.